Merhabalar. Günlük hayatımda bana en çok sorulan sorulardan bir tanesini sizler için cevaplayacağım. Seyahat etmeyi ben çok seviyorum. Birkaç ayda bir şehir dışına seyahat ediyorum. Kısa zamanda çarçabucak hazırlanabiliyorum. Hatta seyahat edeceğim saatte birkaç saat kala ben tam takır hazır oluyorum. Hakkari, Şırnak, Iğdır ve Edirne hariç Türkiye'yi il ilçe gezmiş ve birkaç yere 10-20 dikiş atmış bir insan olarak ne almalıyız, neyi unutmamalıyız diyorlar. Bunlarla alakalı püf noktalar vereceğim şimdi sizlere. Evet, şimdi başlıyorum. Olmazsa olmaz en başta yanımıza almamız gereken tabii ki telefonumuz. Telefonumuzdan sonra en çok bize lazım olan şey tabii ki powerbank. Ben buna depo diyorum. Kısaca depo olarak kullanıyorum. 9 defa şarj ediyor benimki. Ama siz tabii kendinize göre, zevkinize göre alabilirsiniz. Ben bunu tercih ediyorum. MP3 çalar kullanabilirsiniz. Ben MP3 çalar yerine ne olur ne olmaz diye yedek bir telefon kullanıyorum. Bunu hem müzik hem fotoğraflarda, videolarda da kullanabiliyorum ekstra olarak. Tabii ki olmazsa olmaz şarj makinamız ve power'ını da şarj makinesini ayrıca unutmuyoruz. Yine kulaklığımız mutlaka yanımızda oluyor, olmazsa olmazımız. Ve seyahate gidiyorsak mutlaka bir adet güneş gözlüğümüz ya da zevkinize göre, kıyafet tercihlerinize göre kombin yaparak gözlüklerinizi alabilirsiniz. Ve tabii ki olmazsa olmazı seyahatlerin kitabımızı alıyoruz. Ve benim için en önemli unsur kendisi selfie çubuğu. Ben bunu çok aradım ve buldum sonunda. Yani şöyle söyleyeyim size, ziplin yaparken bile bunu rahatlıkla kullanabildim. Telefonumu hiçbir şekilde düşürmedi. Yani şöyle sallasanız bile telefon kesinlikle düşmüyor. Bunu buldum. Yani şu şekilde uzayabiliyor. Bluetooth'la çalışıyor. Evet, yollarda namaz kılmak için kağıt seccade kullanıyorum. Hem de çok hafif hem de böyle minnacık oluyor, çantaya sığabiliyor. Onun dışında yollarda abdest almak kolay oluyor bunlarla. Ben gittiğim otellerden zaten hakkım olduğu için alıyorum. Kendi terliğimi kullanıyorum. Ama dışarıda da artık satılıyor bunlar. Yollarda abdest alması kolay oluyor. Ayakkabıyı çıkartıp hemen bunları geçiriyorum. Ayağıma abdest alıyorum ve direkt atıyorum. Çok kolay oluyor. Ayağınız da kuruyor hemen. Onun dışında ben ne kullanıyorum? Bunu yanımdan ayırmıyorum. Çünkü çok sıcak oluyor. Evet, kişisel bakım ürünleri, diş macunu, güneş koruyucusu mutlaka, güneş koruyucusu kullanıyorum. Yine böyle bir acil durumlar için uçuk, işte kesik, kanama durdurucu gibi o tarz böyle bir acil bir durumlarda bunu kullanıyorum. Pamuk yanıma alıyorum. Yani yine otellerde oluyor, şampuan, saç kremi oluyor ama ben yine de küçük yanıma alıyorum. Makas mutlaka yanımda taşıyorum. İğne iplik, başımıza ne gelir belli olmaz. O yüzden her renkten iplikler böyle var. İğne, bunu yanımda mutlaka bulunduruyorum. İşte cilt bakım ürünleri, kişisel ürünleri böyle küçük olarak yanımda bulunduruyorum. Sabun vesaire artık kendi tercihimde. Makyaj ürünlerim var. Tabii bayanları ilgilendiriyor bu durum. Bunu da kendi zevkinize göre işte yanınıza alabilirsiniz. Bir de ilaçlarımız, yani günlük kullandığınız ilaçlarınız varsa onları alırsınız. Mutlaka ağrı kesici ya da alerjiniz varsa alerji ilacınızı yanınıza almayı unutmuyorsunuz. Sorumluluğunuzda oluyor. Terlik için ben böyle bir kılıf kullanıyorum. Alması çantamdan çok kolay oluyor. Da valizin bir köşesine koyduğunuz zaman terliğim nerede diye aramaktansa bu şekilde ben bir kılıfın içerisine terliğimi koyuyorum. Plajda, göl kenarında ya da akarsuya girecekseniz böyle bir parmak arası terlik de tercih edebilirsiniz. Haşema ya da mayo mutlaka yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Çünkü her an Türkiye'de her yerde sular, akarsular, göller, deniz olduğu için suyu görünce de dayanamıyorsanız mutlaka yanınızda mayo ya da haşema olması gerekiyor. Onun dışında başka ne var? İşte bu bayanlar aksesuar kullanmayı seviyor musunuz bilmiyorum ama ben
kıyafet kombinlerime göre aksesuarlarımı yanıma alıyorum. Bence dediğim şeylerden bir tanesi de yöresel olarak ben yöresel izlerimi Anadolu'nun her yerinde taşımayı seviyorum. O yüzden böyle iğne oyalarını falan yaptırıyorum bu şekilde. Başıma bağlıyorum. Çok da güzel oluyor. Ve Tarsus'ta olmaktan gurur duyduğum için ve bunu her yerde söylediğim için özellikle gittiğim yerlerde Tarsus'i kahve istiyorum. Anlamadıkları zaman Tarsus'i kahveyi yani double diyorlar ya da büyük bardakta çay bardağında mı diyorlar. Diyorum ki onun adı Tarsus'i. Böylece Tarsus'un adını gittiğim her yerde duyurmaya çalışıyorum. Bir Tarsus milliyetçisi olarak olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi böyle şapka. Güneşten korumak için tabii ki yanımızda kullanıyoruz. Bir adet sırt çantası. Yani sırt çantası böyle çok amaçlı bir sırt çantası olursa çok iyi oluyor. Bölmelerini kullanırken çok iyi oluyor bölmeleri böyle olunca. Ben valiz olarak çekçekli valizlerden kullanmıyorum. Ne uçakta işime yarıyor çünkü çok fazla ağır geliyor yani. O yüzden ben böyle normal yurdum valizini çok seviyorum. Çekçekli valizi sevmiyorum. Ve buna daha fazla sığdığımı düşünüyorum. O yüzden bunu tercih ediyorum. Her yerine sığıyorum. Benim valizim bir de doğuruyor. Doğuran valizden yani. İçine böyle küçük katlanabilir valizlerim var. Onlardan bir tane mutlaka iyi oluyor. Aklınızda mutlaka bulunsun. Ben valizin kenarlarını her yerine böyle çok ince yerleştiriyorum. Kıyafet kombinlerimi yaparken renk uyumlarına dikkat ediyorum. Ayakkabılarımı ve çantamı renk uyumlarına göre koyuyorum. Ve bu şekilde rahatlıkla hemen kıyafet kombinlerinin renklerini seçtiğiniz zaman hangi ayakkabıyı hangi renkte kombin edebilirsiniz, hangi çantayı hangi renkte kombin edebilirsiniz. Bunların hepsini kafanızda toparladığınız zaman bir valize rahatlıkla da sığabiliyorsunuz. İsterseniz de yanınızda yedek çanta alıp bu sırt çantanızın içine de sığmayan ayakkabınızı ya da çantalarınızı koyup kullanabilirsiniz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben yanıma mutlaka böyle şekerlemeler alıyorum. Yolda gördüğüm çocuklara dağıtıyorum. Çok seviyorum çünkü. Çocukları seviyorum. Ve bir de şöyle bir şey var. Polis durdurmalarında, polis noktalarında polislere ikram ediyorum. Çünkü vatanımızı bekliyorlar. Bir de nöbetçiler oluyor bazen. Nöbetçilere ikram ediyoruz. Tarsus'un yöresel lezzetlerini yanımıza taşırken böyle nöbet yerlerine falan uğrayıp oradaki insanlara da ikram ediyoruz. Böylece Tarsus'u bir nebze olsun duyurmaya çalışıyorum. Ben çok seviyorum bu şekilde olunca. Teşekkür ederim. Benden bu kadar. Umarım faydası olur size. Hoşça kalın.